Sistite bitkisel destek var mıdır? Evet. Sistit genellikle bayanlarda gözükür. Bayanlarda idrar kanalı kısa olduğu için daha çok, 100 kat daha erkeklerden daha çok sistite yakalanıyorlar. İşte taharetlenme, yanlış taharetlenme veyahut da dikkat etmeme gibi bayanlara daha çok hastalık ortaya çıkıyor. Bununla ilgili çok güzel bir bitki var. Nedir? Ayı üzümü. Ayı üzümü, bunun yaprağındaki avkubin denen etken madde, avkubi genin denen etken madde bir glikozla birlikte. Bunu çayını içtiğinizde veya ağır vakalarda çayın yeterli değil, ekstraktını kullanmak gerekir. Sistit veya sistitten daha bir ağır bir hastalık daha var. İntersistiyal sistit. Aktif mesane de denir. Bu çayını içtiğinizde veya ekstraktını aldığınızda bunun içindeki etken madde glikoz ayrılarak avkubin denen bir madde ortaya çıkar. Bu doğal bir antibiyotiktir. İdrar yolları enfeksiyonunda olsun, sistitte yani mesane iltihaplanması veyahut da böbrek iltihaplanmasında çok çok etkili. Mükemmel bir etkiye sahip. Almanya'da mesela bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. 75 doktor, urolog 30 sene süreyle kendi hastalarını sadece ayı üzümünden, yaprağından elde edilen ekstraktla, ekstrakt bitkinin destilasyona damıtılarak elde edilen özü, kaynatılarak değil, destilasyona damıtılarak elde edilen özü, hastaları tedavi etmişler. Kimi 3 ayda iyileşmiş, kimi 6 ayda iyileşmiş. Basit sıradan bir sistit iyileştirmek çok kolay. Fakat intersistiyal sistit farklı. Neden farklı? Sistite basit bakteriler sebep oluyor. Ama interstisyal sistite bağırsaktaki mantarlar ve E. coli bakterisi idrar kanalıyla mesaneye ulaşır. E. coli bakterisi ve mantarlar mesane mukozasına sülük gibi yapışıyor ve toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Bu toksik maddeler mesane mukozasını yakıyor. Mesane mukozası çok hassas. Yanarsa, kavrulursa ne olur? Cas cavlak oluyor. Sinir uçları açıkta kalıyor. Böbreklerden birkaç damla idrar geldiği zaman mesane dolmuş gibi sürekli beyne sinyal gidiyor. Bu nedenle intersistiyal sistite aktif mesane de denir. Yani sürekli lavaboya gidiyor kişi. Günde 30 defa, 40 defa lavaboya gidenler var. Bir gün bir beyefendi geldi. 10 yıl oldu ama buna. Dedi ki, bende intersistiyal sistit var. Dedim ki, bayanlarda olan bir hastalık bu. %99. Dedi ki, nadiren beni de buldu dedi. Hatta doktorlar teşhis edememiş. 9 profesör doktora gitmiş, urolog anlamamıştır. 10.sü doçent doktora gitmiş, demiş ki intersistiyal sistit. Almanya'da bir ilacı var, onu kullanacaksın. Ama çok para. Ya bir haftalığı 500 euro çok pahalı, pahalı olduğu için ya ben bunun altına kalkamam demiş. Yapacak bir şey yok demişler, çaresi bu. O da tedavi etmiyor, sadece baskılıyor ağrılarını. Dedim ki bakalım, deneyeceğiz dedim, yani çok ağır bir durum. Yani basit sıradan bir sistit değil bu. İntersistiyal sistit tedavi edilmesi ne olur biliyor musunuz? Mesela o kısım, o tahriş olan kısım zamanla çürür. Orayı ameliyatla alırlar, bağırsaktan bir parça oraya dikerler. O bağırsak da idrara fazla dayanamayacağı için 6 ay sonra bir ameliyat daha gerekir. Sürekli ameliyat gerektirir. Yani interstisyal sistit çok çok tehlikeli bir rahatsızlık. Buna karşı bazıları antibiyotik yazıyor. Antibiyotik hastalığı daha da azdırır. Neden? Bağırsaklarda fazla tehlikeli olmayan E. coli bakterisi, antibiyotik etkili olabilir bağırsakta olduğu zaman. Bu bakteri bağırsaktan idrar kanalına veya mesene yerleştiğinde değişiyor. Mutasyona uğruyor, değişiyor. Bağırsaktaki gibi hareket etmiyor. Aynı köpek gibi. Köpek nasıl ki evinizde köpeğiniz var, zarar verir mi? Vermez. Isırır mı? Isırmaz. Ama kuduz olursa ne olur? Tanır mı? Tanımaz. Saldırır. Aynı kuduz köpek gibi oluyor E. coli bakterisi. Mesaneye geçtiği zaman ne kadar ilaç kullanırsa o kadar agresif oluyor, tehlikeli oluyor. Bu nedenle interstisyal sistitte
antibiyotik kullanmak tehlikelidir. Evet, o Ünal Bey'e dedim problem ağır. Bakacağız, göreceğiz. Yani bilmiyorum. Ben bilirim, ben yaparım demek iyi bir şey değil. Bilmek, araştırmak gerekir. Bu beyefendi tamam dedi, ben deneyeceğim zaten dedi. Denedi, denedi. 4 ay sonra dedi ki tamam, hiçbir şey ihtiyacım yok. Torf gibi maşallah. Bir genç hanımefendi de bize gelmişti. 15 yaşında, o da interstisyelde yakalanmış. Sık sık lavaboya gidiyor. 15-20 defa günde. Okula gidiyor. Okulda tabii sürekli öğretmeninden izin alıyor. Lavaboya gidebilir miyim? O kadar rahatsız ediyor. Dikkat ediyor. Lavaboya gitmemek için su bile içmiyor. O ne olur, su içmezsen vücudun kurur. Değil mi? Cildin kurur. Bütün organlar kurur. İnsan vücudunun %65'i, %70'i sudur. Su azalırsa ne olur? Bütün organlar yavaş yavaş kurumaya başlar. Fonksiyonlar azalır. Su içmemeye çalışıyor. Yani lavaboya gitmemek için. O da daha kötü. Organları kurutur. Dedim hallederiz inşallah. Problem değil. Kullandı. İyileşti. İyileştim dedi. Ben bir daha kullanmayacağım. Ya acele etme. 2 ayda hemen iyileştim diye bırakırsan 6 ay, 1 yıl sonra yine gelirsin. Bizim insanlarımız biraz da sabırsız. Yani bir böyle ağır bir vakalarda, ağır rahatsızlarda işte interstisyal sistit gibi, böbrek yetmezliği gibi ağır vakalarda hemen iyileştiğini görür görmez bırakması insanın ileride tekrar yakalanma riski var. O nedenle bırakmamak gerekir. İyice iyileşene kadar.